Evet efendim, Covid-19'dan herkese merhaba. 3 Mart çarşamba, haftanın tam ortasında sizinle birlikteyiz. Artık Mart'ta geldi, bahar ayını hissediyoruz yavaş yavaş ama bugünlerde havada böyle bir bulut havası var, yağmur havası var. Evet, bugünkü konuğum o bir eğitmen, o bir öğretmen, o bir eski rekor dizim rekorcusu, o bir benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, çocukluktaki yan komşum. Yıllar sonra ikimiz beraber aynı stüdyoda bir araya geldik. Tabii ki ülkemizin Esenyeliler grubunun da kızları, Mustafa Esenyel'in kızı, İsmet Esenyel'in kız kardeşi, Çilem Esenyel Özteknik bizlerle birlikte. Bu çok güzel anlatsettin değil mi? Nasılsın Çilem? İyiyim Orhancığım, sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim, iyiyim. Nasıl gidiyor? Güzel, güzel, her şey güzel. Duygulandırdın da beni tabii girişinle. Tabii o eski günleri hatırladıkça... Aynı mahallede büyüdük aslında. Evet. Tabii ki daha önce de seni çağrı edecektim ama dediğin gibi Covid, biraz da magazin konuşmak istiyorum seninle. Bu konuları falan masaya yatırıp çünkü senin biraz magazin yatkın var gördüğüm kadarıyla. Çünkü yani o birazcık hani insan böyle yaş aldıkça bazı şeyleri hayatından... Daha 35 yaşındaydı. Tabii 35 yaşındayım. Yaş aldıkça hayatından bazı şeyleri daha normalleştirip hani daha farklı bir düzene geçiyorsunuz. Belki ben evlendikten sonra biraz da bu magazin dediğin şekilde çok fazla şey o durum yani birazcık benim yaşam tarzımın birazcık dışına çıktı. Elbette ki bekarken insan hani daha çok eğlenceye gidiyor, daha çok geziyor, tozuyor. Ama şimdi artık sosyal medyada yani bizim dönemdeki gibi artık her şey sosyal medyada oldu da magazin de bir bakıma da sosyal medyada daha çok aktif olduğu için o yüzden söyledim. Artık dediğin gibi doğru söyledin. Bu sosyal medya teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçları artık tamamen sosyal medya araçları. Yani hem yeni var hem yani sanırım ileride de bütün satın almalar. Mesela bugün enteresan bir şey duydum. Onu daha sonra paylaşırım burada. Birçok şey online'a döndü. Satın alma, işte gerek gıda, gerek giyim vesaire, elektronik vesaire bu tarz şeyler. Markalarda olsun hep online'a döndü. Dolayısıyla dediğin gibi biz de birazcık yani şeyi seviyorum ben. Nasıl anlatayım? Hani bu hayat bir kere geldik hayata. Tabii ki güzel olan şeyi paylaşmayı, güzel yaptığım şeyi paylaşmayı seviyorum. Yani bu benim tamamen karakterimle alakalı. Sen küçükken de böyleydin. Yoksa hani kimse burada kalkıp İşte çok paylaşım yapar, o şu, bu, bunlar çok da umurumda değil. Ama şey, TikTok'tan seyrediyorum, sosyal medyada artısı ve negatif var. Yani bazen dozu kaçıyor sosyal medyada. Evet. Yani ister istemez, tamam bir sosyal bağ size verdiler ama bir şekilde ağır eleştiriler de çok aşırıya kaçıyor. Bazen görüyoruz bunu. Tabii ki Türkiye'de bunu yapamazsın ister istemez. İşte bilişim yasasından dolayı. Umarım burada da geçer. Bilişim yasası geçti ama... Bizdeki zaten yani hangi birini konuşacaksın ki? Bilişim yasası, şu yasası, bu yasası sadece olay yasalarla da değil. Yani denetim mekanizmaları yok. Evet. Yani devletin denetim mekanizmaları yeterli çalışmıyor. Dolayısıyla sistemden dolayı tabii ki yoksa hani bugün kimse kapanmak istemezdi. Evet. Kimseyi de mağdur olmak istemezdi ama... Eğer ki denetim mekanizması yeterli seviyede değilse başka çare de kalmıyor. Bu yüzden yani şimdi baktığımız zaman az önce yani bazı şeyleri de kabul etmemiz gerekiyor. Çok özür dilerim. Evet. Az önce de zaten bize yayına girmeden önce Sayın Milletvekili Hasan Taşoy da çıktı zaten. O da bazı şeyleri bahsetti. Programa girmeden önce de Türkiye'de bir anlaşma oldu. Tabii ki bu yönden güzel verici bir oldu. Türkiye yine yanımızda 20.000 doz aşı bugün ve yarın geliyor. Evet. Şimdi bunu sistemli bir şekilde kullanmamız lazım. Evet. Ekran karşısında bizi izleyenlere de duymayan da varsa bunu açıklayalım. 20.000 dozun 10.000'i birinci etap, 10.000'i ikinci etap olacak diye düşünüyorum. Aynen. Başta şu anda turizm çökmüş durumda. Turizm,
Siz öğretmensiniz. Online eğitim. Bugün de bazı sistemlere çöktü. GSM operatörün bir tanesi çökmüş. İnsanlar derse giremedi. Zor olmuyor mu her gün online ders? Sizin bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak bunu bir halka bir anladın. Yani bu insanlar internete giremiyor. Çocukların psikolojisi ne olacak yani? Bir onu düşünelim. Şimdi şöyle ayırmak lazım. Özel okulları pek bilmediğim için en azından onların çok daha fazla hani online'da sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Çünkü yani hep şöyle bir algı var tabii. Özel okulda okuyan çocuğu mutlaka tableti de vardır, bilgisayarı da vardır, telefonu da vardır. Her şekilde akıllı telefonu. Ve olmayan? İşte biz devlet okullarında bu sıkıntıyı zaman zaman yaşıyoruz. Olmayan çocuklarımıza bakanlık sağ olsun bazı tabletler sağladı. Sözünü kesin. Artı parantez mi? İş adamları. İş adamlarının katkıları. Onlara geliyorum. Onlara ya başta geliyorum. Da Halil Fayyalı söyleyeceğim burada. Çok katkı yapıyor laptoplarımızda. Onun gibi birçok gibi uzun gidiyor. Gibi. Tabii evet. Benim de sevgili Özge Fayyalı çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için hemen ben böyle bir talepte bulunduğumda kendisi hiç beni kırmadı anında. Yani hemen o günün birkaç saat içerisinde elime ulaşmıştı. Özge Taşer Fayyalı gerçekten çok insana yardım ediyor. Çok. Gerçekten çok başarılı bir iş kadını da. Buradan kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Her zaman da çalışkan yani. Çok. Çalışkan. Evet, devam et. Buyurun. Evet. Şimdi online eğitime gelince tabii ki hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Tabii ki. Çocuğa dokunmak, çocuğu hissetmek, bakışı, onun size gülümsemesi, sizin ona verdiğiniz tepki, aldığınız enerji, birbirinizle karşılıklı verdiğiniz birbirinize enerji. Çok bambaşka bir şey. Zaten biz eğitim öğretim yılında yüz yüze olduğumuz zaman çocuklarla sadece orada dersi anlatıp sınıftan çıkmak değil amacımız. Biz onlara aynı zamanda doğru davranış. Doğru davranmak daha iyi nasıl olur? Güzel konuşma, bunun gibi bir takım eğitimler de veriyoruz çocuklarımıza. Yani tabii bunu alan çocuk alıyor, almayan almıyor. Hani sizin de belli bir zamanınız var. Çünkü çocuk önce evde yetişiyor, bir ailesi var. Ondan sonra size geliyor, siz ona ulaşmaya, iletişim kurmaya ve onu anlamaya çalışıyorsunuz. Tabii sadece bir çocuğu İşte ismin ne gibi soruyla değil, ailesine de bakarak o çocukla ilgili fikir sahibi oluyorsunuz ve ona göre davranıyorsunuz. Bu eğitim zor bir iş. Yani herkesin yapabileceği kolay bir iş değil. Doğru. Eğer ki gerçekten bu eğitime inanıp eğitime gerekli özveriyi yaparsanız gerçekten zor bir iş. Ama ben çok mutluyum. Online evet %70'lerin üzerinde bir katılım var. Genele baktığınız zaman hatta bazen %80'lerin üzerine de çıkabiliyor. Eğer o gün ülkede bir GSM operatöründe bir sorun yoksa, internetlerde bir sorun yoksa bir sıkıntı olmuyor. Peki sizin zaten verdiğiniz dersler özellikle... Benim uygulamalı ders. Uygulamalı ders yani büyükler veriyorsun şu anda ortaokul. Benim lise de var, orta seviyesi de var. Orta seviyesi var. Küçükler için, küçük çocuklar için konuşuyorum. Yani şu anda düşün 6-7 yaşında 1. sınıfa giden bir öğrenciyi düşün. Bir anda online ders. Tabii anne baba da çalışıyor ister istemez. Oraya birinin çocuğu oturup koyutması lazım. Zaten olgun bir insan zaten bilgisayarını, laptopunu işte efendim söyleyeyim telefondan gelip de bu uygulamanın dersi yapabilir. Peki küçük yaştaki çocuklar yani bilgisayarın başına oturup da işte hep birlikte komutlu bir şekilde online ders yanında ya annesi olması gerekir. Kesinlikle. Ya babası olması gerekir. Aile bir yerde değil. Anne babalar çalışınca. Çalışıyor. Bu sefer de ya teyze olacak. Ya da nene olacak ya da dede olacak. Evet. Ya burada biraz çelişki sorun var. Yani bu durum. Ha bu nereye kadar gidecek? Yeteri kadar ulaşılamıyor aslında. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Bir kısım var ki gerçekten online'dan tam istediği verimi alamıyor. Yani tam ulaşılamıyor. İşte bu dediğin sorunlardan dolayı da küçük çocuklar ilk öğretim konusunda çok burada pek fikir sahibi değilim. Çünkü ilk öğretim ayrı. Birden beşe kadar olan eğitim. Onu da ilk öğretim öğretmenleri veya şimdi ben oğlumdan yola çıkarak söyleyeyim. Sen evet. Oğlumdan olacak. Gerçekten her gün buradan da öğretmene çok tebrik ediyorum. 9 Eylül İlkokulu çok iyi bir okul.
Evet. Şunu söyleyeyim. Hem öğretmenleri hem müdürleri. Tabii ki bu yıl başımıza gelmeyen kalmadı. 600 aileyi direkt ev hastasına koydular. Ama öğretmenlerin çocuklara yaklaşımı farklı. Nasıl farklı? Çok iyi bir şekilde. Yani yan yanasın gibi hissettiriyor. Evet. Kopma bağlantı yoktur. Yani tamam her gün ders atıyorlar, öğrenciler yapılsın, edilsin. Öğretmenler özellikle WhatsApp üzerinden çocuklara motive etmesi bu çok bir şey. Yani çocuklara bir nevi de işte Ahmet bravo oğlum, Mehmet bravo oğlum, Hasan bravo oğlum, Öztürk bravo oğlum, aferin çocuğuma güzel. Bunların geri dönüşü çok iyi olur. Motivasyon. Çocuk, motivasyon çocuk da motive. Zaten hayatta böyle değil mi? Bir iş yapıyorsa eğer motivasyon olmazsa ekibinle birlikte istersen dünyaya çık, Mars'a çık. O iş başarısız kesinlikle olur. Kesinlikle. Motivasyon en önemli şey eğitimde. Ben senden biliyorum. Atletizmde ne kadar çok motivasyon alıyordun sen. Yan yana konuşuyordun. Devamlı spor yapıyordun. Kendini o günkü yarışlara hazırlıyordun. Tabii. Yani hele eğitim süresince de kendi çalıştığım takımlarıma da yani bu konuda birazcık... Hırs var sende. Yani, bir kere bunu söyleyeyim. Hırslıyım. Evet. Çok hırslısın. Evet. Yani hırslı, azimliyim. Yani başarıyı seviyorum. Çocuklarımın başarılı olmasını istiyorum. Bizim mahallede mi bu acaba? Birazcık bizim bölgenin o tamam. Gerçekten hani bu kesin. Yani eskilere döndüğün zaman benden önce... Bir tanesi başhekim oldu. Erol Şahane. Bir tanesi başhekim oldu. Tamam ama spor anlamına baktığında benden önce ne sporcular vardı? Çok korkunç iyi sporcularımız yetişti Güzel bizim bölgesi. Oradan. Güzellik bölgesi olarak zaten atletizm dedin mi özellikle Güzellik bölgesi. Ve Kurtuluş Sitesi. Evet, işte Şehit Turgut Ortaokulu, evet. İşte Özgürlük İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu yine hep aynı. O bölgede bir şey var yani hem atletizmde hem müzikte bir adım, iki adım önde dediler. Yani Esenyel grubundan başlayarak Gaziset, yani o bölge için konuşuyorum, Güzel Defke için konuşuyorum. SOS daha sonra birçok grup o taraftan, birçok sanatçı o taraftan çıktı. Tabii SOS mesela benim çok sevdiğim bir gruptu. Yani... Onlar bana hep anlatıyorlar mesela. Biraz geçmişe gidelim. 1980'den 85'e gidelim. Yaşımız ortaşmış. Yok 35 yaşındayız şu an. 35 yaşındayız. İnsan kendini evet. Nasıl hissediyorsa. O yıllarda bize müziği sevdiğine zaten ben burada her defasında söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde kitabı yazacağım gün babandan andım yani bunda. Pazar günü bana müziği aşıran Mustafa Esenyer. Neden? Hep bunu söylüyorum. Neden yani sen bu kadar çok müziği seviyorsun, yapmıyorsun filan. Şimdi bir kere pazar günü babam biliyorsun kemanecini alır. Alır. Arka tarafa çıkıp balkona duruyordu. Bir tamir geçirirken Mustafa abi nasılsın dediğiniz anda. Bak söylüyor mu gözlerim doluyor. Başlardı. İyiyim dedi. Bir dillirga çağırıyordu bize. Tabii. Ve Mustafa Esenyer. Tabii ki amcam da. Ekoldür. Ekoldür. Esenyer. Esenyer. Yani tabii hepsi. Yıllarca geçmişteki gruplarda sayacak olursak, grupların içinde yer alan kişileri de sayacak olursak, Esenyerler grubu olarak bana müziği sevdiren Mustafa Esenyer de bunu her yerde söylüyorum. Ben bunu Mehmet Özçelik'e de sormuştum. Bizim bu bize yani motive eden, hislerimize tercüman olan, bize müziği sevdiren babanlardı diyor. Çünkü... Her düğünde sıralanırlarmış grubun arkasına, sandalyelerde hepsi izlermiş, dinlermiş yani. Evet. Bunlar güzel şeyler bunlar. Bana zaten SOS'in bende de ayrı bir yeri var zaten. Çok severim ben. Şöyle abi. Halkaları da unutmayın. Evet tabii ki. Hüseyin abi, Hüseyin Behçet, Salah abi, mikrolar filan hepsi aklımda şu anda. Müziği biliyorsun Bostancı Güzel Parkı vardı. Bostancı Ayda Parkı. Atatürk Parkı. Eski Beşinlik Kasap oldu da. Evet. Orada konser veriyor. Her şeyi söylüyorsun. Bostancı'daki. Evet. Konser diyorum. Düğünlüğe çıktığı zaman ben gidip de arkana oturup yani Mehmet Bey onun bateri çalışını izlerdim. Evet. Yani Osman abinin izlerdim. Hüseyin Behçet'i o yıllarda Ümit Besen'in şarkılarını söyledi. Ne vardı şimdiki bir Türk pop müziği? Ümit Besen'i daha çok babam söylerdi. Hüseyin Behçet daha çok Edip Akbayram evet. Tarzı. Daha çok babam Ümit Besen hastası, Selami Şahin babamın özellikle, Ferdi Özbeğen. Ferdi Özbeğen, babanın gözümde canlanı koskoca mavi şarkısını çalarken hala da yani mutlaka o Orkun sesini duyduğum zaman annemle buradan sevgi yolluyorum. Meryem Ana Sengel'e, benim ikinci annem. Babacığım, bunu sizi da, çok seviyorum. Bunu da buradan söyleyeyim, benim ikinci annem, bana çok baktı.
Bunu da buradan söyleyeyim. Sağ ol. Neriman abla, anne diyorum kendisine her zaman için. Bana çok baktı çünkü benim ne istediğimi biliyordu. Bana çok yardımcı oldu. Mustafa abin de müziği çok, aslında biliyor musun? Kulak aşınan Mustafa abin sayesinde oldu. Ve kitabında da bu yer alacak zaten. Şunu söyleyeyim. Bana müziği sevdiren Mustafa Esengel. Ha, grup olarak SOS, SOS Station bar vardı. Orada gidip dinledik ama neydi? Başkaydı o dönemler. Başlamak. Değil mi? Evet. Var mı şimdi senin çevrende müzik? Şimdi İsmet'in oğlu müzik hastası. Evet, yeğenim Mustafa. Nesili uzayar yani. Mustafa müzik okuyacak inşallah kısmetse. Güzel. Zaten Royal School'sun sınavlarında grade'lerini de son bir sınavı kaldı, bitiriyor. Çok küçüklüğünden beri zaten piyano dersleri alıyor. Bence çok başarılı olacağını düşünüyorum. Dedesinin mesleğini devam edecek. Tabii ama zaten babasının mı dedesinin, bu güzel bir olay aslında. Tabii ki o bir daha farklı bir yolda ilerleyebilir. Ama sonuçta müzik. Sonuçta müzik. Çünkü İsmet'in evine geldin mi bilmiyorum. Biliyorum aslında. Evde bir stüdyo var. İçeride yok aletler. Piyanosundan klavye, gitar, her şey. İnanılmaz yani. Ama İsmet Hoca da bir şey söyleyeyim. Turizmi seçmese Türkiye'de şu anda çok iyi bir sanatçı olurdu, açık söyleyeyim. Çok iyi de temas kurdu sanatçılar var. Mesela Daş'ta Kıraç, son yazdığı şarkının klip, Kıraç'ın yorulmaması. O güzel bir olay aslında. Yani bağlantı, işte o bölgenin suyunda bir şey var ya, bizim mahalle. Var hocam, var bizim bir şey var. Yani bir ben mesela o bahaneden çıktım, sen çıktın, Erol çıktı. Efendim söyleyeyim, Orhan Çeker çıktı, Gencay Yıldırım çıktı, aklıma geliyor. Tabii tabii. Suat Tip çıktı. Yani o mahallede farklı bir olay var. Mesela bir tanemiz Şerif Oğuz'u, şu anda bir bankanın genel müdürü. Evet. O mahalle farklı bir şey vardı. Herkeste bir hırs vardı o yıllarda. Ama bak şimdi geldiğimiz noktaya bakıyorum ben. Çok iyi yerlerdeyiz. Çünkü bak bir şey söyleyeyim mi? Bizim orada tabii ki genel olarak güzel yurtta göçmen, yani güneyden göç oldu 74'ten sonra. İşte Limasol, Baf, Ayanlı bölgesi orada. Hı hı. Bizim oraya yerleşti. Karma. Çünkü yani biz savaştan sonra doğan bir nesiliz. Savaştan bir sene sonra doğan bir nesiliz. Onların çektiği zorlukları çok iyi biliyoruz. Bizim okumaktan veya bizim üretmekten başka bir çaremiz yoktu. Kaldı ki bizim eğlencelerimiz de sadece mahallede toplanıp işte çocuk oyunları oynamak, işte bir araya gelip sohbetler etmek, başka gelmek. Bir sosyal aktivitemiz yoktu. İşte yürüyüşe çıkıp mahallede ta askerin olduğu yere kadar, sınırda olduğumuz için. Şu anda sınır kapısının olduğu yer. Askerlerle sohbet etmek, biliyorsun. Yani başka sosyalleştiğimiz başka bir alanımız yoktu. Barış Gücünü'yle sohbet etmek. Tabii ki. Sen hatırlıyor musun o şeyi? Barış Gücünü her seferinde ben de dur. Ama sen o yıllar hatırlıyor musun? Barış Gücü her evin kapısına paket bakıyordu. Tabii, dediğim gibi işte savaştan sonra olduğu için İngiliz üsleri o yardıma devam ediyordu. Ve biliyor musun yani... Ben hatırlıyorum, Erol sağ açık oynardı, ben forvet, Hasip de kaleciydi yani. Orhan Çeker vardı ya, o Göksel'ler işte genç aylar. Göksel'in kafasını kırmıştım, hatırladın mı? Kimi? Göksel'in. Ne oldu? Sizin aranıza girip futbol oynamak istemiştim, beni oynatmadınız. Göksel karşı çıktı buna, ben de taşı aldım yerden. Kafasına denk geldik. Zaten o yıllarda sen sporcu olacağım, belliydi zaten bir şey. Ama atletizm mi? Tabii ki çok küçükten ben başladım tabii. Ben dördüncü sınıfta başladım. Çok hastalık için ayakları kırmış. Şimdi bir şey sorun vardı senin değil mi bildiğin kadarıyla? Ya benim doğuştan kalça çıkıklığım var. Evet, oradan o fotoğraf var bende ikimizin. Benim tedavi eden doktorum da merhum sevgili Erdinç İnan vefat etti. Evet. Yani ben ona çok şey borçluyum. Daha sonra görüştün mü kendisiyle? Birkaç kere. Birkaç kere. Diyor musun? Mesela dün... İşte babamın kitabını yazarken Öztürk'ün oğlu Orhan, Duran Hoca abi çok güzel bir mesaj attı, Duran Öztürk. Bize kalemi veren, bize öğreteyim, alfabeyi öğreten hocam. Çok değerli hocamız o. Çok değerli hoca. Gerçekten. Daha sonra işe aldıydı bizi. Bir dönemde Ahmet Efe'ye okuttu zaten ilkokul için bari. Biz çok şanssızdık ya. Neden? Çünkü 6. sınıfa geldik, arkamızdaki 5'te de mezun olduydu. Olsun, biz daha çok şey öğrendik, biz öyle düşünüyorum. Biliyorsun bir kısa reklam arası geldi, sponsor kazan, para kazanma zamanı. Kısa bir aradan sonra kaldım dedim. Şimdi mesela daha konuşacağımız konuda olarak giriyoruz az sonra, parmaktan sonra.
şarkı keşfedin. Şamada. Önder Alışveriş Merkezleri her ihtiyacınızda yanınızda. So good. So good. I got you. Gıdadan kıyafete, ayakkabıdan züccaciyeye birbirinden farklı binlerce ürünüyle Önder Alışveriş Merkezleri her zaman sizi düşünüyor. En uygun fiyatlar, fırsatlar ve kredi kartına taksit imkanıyla alışveriş yapmak dünyanızı renklendiriyor. Önder Alışveriş Merkezleri çeşitliliğiyle size yaşam katıyor. So good. So good. I got Önder Alışveriş Merkezleri Playzone oyun alanlarıyla 7'den 70'e herkesi mutlu ediyor. Önder Alışveriş Merkezleri Lefkoşa ve Mausa'da. İletişim telefon 444-33-22. Surface antibakteriyel yüzey dezenfektanı. Virüs ve bakterilerin %99.9'unu yok eder. Işık düğmeleri, prizler, kapı kolları, mutfak tezgahları, masa, sandalye ve buzdolabı gibi sık kullanılan tüm sert yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılabilir. Sert yüzeylere doğrudan spreyleyerek tüm yüzeyi kaplayacak şekilde uygulayıp bez veya havlu peçete yardımıyla siliniz. Bakteri ve virüslere karşı %99.9 koruma sağlayan Rixol Surface antibakteriyel yüzey dezenfektanı artık tüm marketlerde. Amaç hizmet bir sloganıyla yola çıkan Asbank'ın emin adımlarla gelişmesini, yücelmesini, topluma daha da fazla fayda sağlamasını arzu ediyorum. Asbank büyüdükçe Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı'nın Kıbrıs Türk gençlerine vereceği burslar artacak, müteşebbislere sağladığı krediler çoğalacak, kurucumuzun emeli olan ülkemiz ekonomisinin kalkınması ve gençlerinin yüksek eğitimine hizmet etmiş olacağız.
olan Lin Cui. Twins, twins, eşsiz, eşsiz. Twins, twins, ikiz, ikiz. Twins, twins, Salamis best twin. İşte geldi o twins. Salamis'in en güzel yerinde, denize yürüme mesafesinde lüksün son tanımı havuzlu 140 metrekare dubleks ikiz villalar. Twin Salamis, Salamis's best twins. Villa seçimi ve avantajlar için 0548 888 2565'i arayın ve twinsalamis.com'u ziyaret edin. Hayat zaten komplike. Bu işin bir pratiği yok mu? Her gün aynı curcuna. Pratik bir yolu yok mu? Maret, pratik, pratik, pratik. Maret'ten annelere pratik destek. Tam tadında Maret pratik. Bir kere de bitirmelik. Maret. Erkek giyimde kalite ve şıklığın öncü markası Kont Valentin, birbirinden şık desen ve renk seçenekleri bulunan giyim ürünlerinde günlük veya davete giderken giyebileceğiniz şık erkek gömlek, pantolon ve takım elbise modelleriyle spor giyim, ayakkabı, çanta, şapka, çorap, giyiminizi tamamlayacak en özel aksesuarlar, kısaca erkeğe dair her şey Kont Valentin For Men'de. Kont Valentin For Men en uygun fiyatlarla Girne ve Lefkoşa Yenikent'te. 0548 836 56 68. Birbirinden şık erkek giyim ürünleriyle gözler üzerinizde olsun. Her gün doğan güneş yeni bir başlangıç hayata. İşte kolay olmadı bu toprakları vatan yapmak ve şimdi yine hep beraber, hep birlikte hedefimiz başarmak. Başaracağız Kuzey Kıbrıs, kazanacağız. Yeniden tarlalarımızda, bahçelerimizde, sokaklarımızda insanlarımız koşacak. Yaseminler tütecek, geleneklerle, göreneklerle yemeklerimiz ve o eşsiz dayanışmamızla portakal çiçeklerimiz yeşermeye devam edecek. Başaracaksın Kıbrıs, evde kal, hayal. Hayatı yaşa, varlığına sahip çık. Hep beraber biziz. TV Android uygulaması yayında. Güncel haber ve programlarıyla fark yaratan Kıbrıs TV'yi artık Android uygulamasıyla telefonunda ve tabletinde dilediğin her an ve her yerde izle. Google Play Store'a gir, uygulamayı indir ve kesintisiz güçlü haberin ve programların tadını Kıbrıs TV Android ile istediğin an çıkart. Kıbrıs TV Android uygulaması yayında. Biz buradayız ve genellikle maske takıyoruz. Artık siz de takmalısınız. Bu maske belki yüzünüzü, ağzınızı, burnunuzu gizler. Ama ne kadar duyarlı. İnsanlara karşı nasıl vicdanlı biri olduğunuzu açığa çıkarır. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. İkinci bölümde kaldığımız yerden Çelebi Sen'le konuşacağımız var. Tabii ki Erdinç Bey'e de buradan sevgimizi olan Erdinç Öztekniş. Zed. Zed. Zed dediğimiz an. Biz kendisiyle Zed'i tutarken çok konsere gittik aslında oraya. Evet, ben bir kere gittim oraya. Tabii ki hatırlamıyorum kendisini ama bize, bir kere gitmiştim. Bize arabaya işim sevdiren. Ha, evet. Yani Erdinç Bey sayesinde. Daha sonra ben formül hastası oldum. Onun yüzünden ve yıllarca Türkiye'deki formül yarışlarına giden benim yani. Evet. Ada genelinde. Bir de abim biliyorsun çok severdi formüle
Orhan Formula İsmet. Formula Orhan Formula İsmet. Sevgili İkrem, İDS sponsorlarına çok teşekkür edeyim. Ben bir kez daha ki başta Özge Taşev Faryalı, Ali Faryalı, Details Restaurant'a çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda. Kamsi'ye çok teşekkür ederim. Kontvalentin, efendim %50 indirim var. Gidin, Kontvalentin %50 indirim. Fırsattan yararlanın. Hazır sezon yeni oturmaya başlarken %50 indirimle devam ediyor. Alışverişte lider bir marka var. Sevgili Gülşah Şamber Manavola çok teşekkür ediyoruz. Önder Alışveriş Merkezi Şamada Restoran ki artık özledik ortamı. Umarım en kısa zamanda açılırlar. O eğlenceli ortamı Şamada Club'daki konserleri de özledik. Şamada Restoran çok teşekkürler. Lefkoşa'da lastik deyince akla gelen ilk isim adı güzel lastikçiye çok teşekkür ediyoruz. Shelby. Kuzey Kıbrıs'ın en iyi efendim restoranı Shelby Restoran'a, Tabbalı Restoran'a çok teşekkür ediyoruz. Asbank, Dostbank, 34 yıldır zirvede olan bir banka. Yüksek Üniversitesi'ye, Engin Yüksekbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Lesan Boros Otel'e çok teşekkürler. Lefke'ye uzanıyoruz. Alpcan Tavis, çok az kaldı. Evler Gazi Veren'de bitiyor. Yakında geliyorlar bomba gibi. Alpcan Tavis'a çok teşekkürler. Suat Nasufoğlu, her zaman yanımızda. Nasufoğlu İmitet'e çok teşekkür ediyoruz. Akol Gürba çok teşekkür ediyoruz. Mahosan Emre Söktü'nün lider bir isim. Karaboya, Rixol, tabii ki ben de kullanıyorum burada. Cilt dezenfektanı. Rixol'a çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Bir kez daha Mr. Brown'a çok teşekkür ediyoruz. Açış kendine gel diyoruz. Tabii ki programı başladığım ilk günden beri yanında olan bir isim Erdiş Küçükuncular, Ceyda Küçükuncular'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Simit Dünyası'na çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha katkılarından dolayı dedik. Geri dönelim şimdi. Tabii ki şimdi bu dönemde evde sporu ne yapıyorsun? Peki sporla sen çok sporu seven birisin. Bu arada sosyal medyada bayağı bir yorumlar var. Onları da okuyanlar demesini okumadım. Esra Öz, iyi yayınlar, canlar demiş. Teşekkürler. Evet, Kıbrıs TV'nin sabah haberlerini sunan sevgili Haluk Yel de bizi izliyormuş. Sevgilerimi yolluyorum. Emine Bodurhan, Akdoğan'a sevgiler. Neriman Gölü Öksüz, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Mustafa Şifeoğlu, mesleklerinde başarılı iki arkadaşım sizleri zevkle izliyor. Hayırlı program diyorum. Mustafa'cığım, sevgilerimi yollamışsa Büyük Fenerbahçeli. Gölgem Serden Yeşili, Akdoğan'dan sevgiler ve saygılar. Sağlıklı günler diliyor. Teşekkür ediyoruz. Çiğdem abla da çok selamlar ve sevgiler demiş Gölgem. Ülkemizde başarılı modellerin bir tanesi şu anda İzmir'de yolunda hatlar işleri olarak mezun olacak. Buradan da sevgimize yolluyorum Serden Yeşil ailesine. Tabii ki yorumlar var. Bunda daha sonra okuruz değerlerini. Evet, sporla aran nasıl? Ben çok konuşuyorum ama. Maşallah. Küçükken böyle miydim ya? Biraz bak küçükken. Yok. Hatırlatsana bana biraz küçükken. Hazır kitap yazmışken senden de bilgi alacağım ama. Nasıldım ben 10 yaşında mesela? Ya ben yani biz o kadar güzel çocukluk yaşadık. Çok birbirimize bağlıydık. Çok birbirimize yani kardeş gibiydik. Hani çok bilmiyorum. Hani çocukluk derken hakikaten ilk mesela dün akşam yazdım ben. Çocukluğum dediğimde ilk aklıma gelen isim sensin. Bir de Şerif. Evet. Saldam. Saldam, Olgu. Şerife Olgu. Evet, yani bir sen, en başta sen. Çünkü dibimizde çok aynı yaşadık. Sonra da Şerif yani. O yüzden hani çocukluğumuz bence çok masum, çok güzel, güzel duyguların olduğu, tertemiz duyguların olduğu. Oynar. Oyunlarımızın çok böyle yani zaman zaman tabii ki kavgalarımız olduğu, çocukça kavgalarımız. Onun dışında işte pikniklerimiz, hiç unutmayacağım, evet. Sepetlerimizi hazırlayıp pikniklerimize gitmek. Yani, hemen dereyin altına. bir de tabii ki anmadan geçemeyeceğim sevgili anneciğim, Münevra ablacığım, benim canım ciğerim yani. Onu çok başka yere koyuyorum hakikaten. Nur içinde uyusun. Abi. Çok benim için çok bambaşka bir yere sahip biri. Annem gibi. O kadar çok severdim yani. Zaten şimdiki bir duygula da anne Neriman abla da benim anne gibi bakıyorum. Ya çünkü benim üstünde çok emeği vardı. Ya. Gerçekten annenin üzerinde çok emeği vardı. O başka bir ortamda aslında. Bir bayramda mesela evet, benim ilk... Evet, ilk beklerdik. İşte gelmenizi beklerdik. Bir an önce oturalım. Şöyle bir şey yani ilk bayramda en öptüğüm isimler Neriman abla da Mustafa abiydi benim. Evet. Onlardan başlamazsam ben bayram demezdim aslında. Sen çok uzun yıllar mahalleden taşınmış olmana rağmen evet. Her bayramın ilk günü gelirdin. Evet, 21 yıl oldu. Evet. Meslek hayatıma başladı 21 yıl oldu. Maşallah. Mayıs'ta maşallah. 21 yıl geride bakacağız ama tabii ki Burak deme gelenler...
Sen bu noktalara gelene kadar çok badirelerden geçtin. Geçtim. Onu en iyi bilenlerden. Buradan da bir rahmetli Tahsin Mertekçi'ye okuyalım. Gerçekten Tahsin Mertekçi de beni sağ olsun tutup getirdi buraya. Sevgili Mustafa Soy yeğeni olduğu için. Tabii ki daha sonra öldük. Mustafa Soy da bizim akraba oluyor. Çok emeği var üzerinde. Evet. Tahsin Mertekçi, Allah rahmet eylesin. Genç yaşta aramızda ayrıldı. Neyse, ya çocukluk yılları farklıydı Çilem. Yani ne bileyim, şimdiki o gençler, mahallede kalan gençlere söylerim. Geçtiğimiz aylarda da pandemi yükselmeden önce senin işinden dolayı gelememiştin ama böyle bir o gözümün önünden ben zaten şimdi gidemiyoruz. Şehirler arası çıkış, Güzelhut'a gitmek yasak, izin alman gerekir de. Bostancı'ya gittiğim zaman zaten direkt daimin yanına giderim. Mustafa Fesa'ya. Çünkü o da benim babam gibiydi her zaman için. Mahalleden geçiyorum. Ve o mahalleye girince sadece yaptığım bir hareket şu. Hanım söylüyor. Koltuğu geriye atıyorum. Böyle bakıyorum bir. Her kimin evinde, Seyhan Apanay'ın evinden başlayıp İğnecilere ve Müseyid Abla'ya kadar, Nuriye Abla'ya kadar, Şerif Olgun'un evi, bizim ev, sizin ev, biraz daha yukarı gidersek Sunalar'ın evi, Erol'ların evi ve en sonra Sinan'a gidene kadar gözümde o şerit gibi geçiyor aslında. Şöyle bir şey. Ve bu yaptığım organizasyonu da bilmem tarihte biri yaptı mı bugüne kadar aynı mahallenin çocukları diye. Yok, ilk defa oldu ve ben o gün olamadığım için çok üzüldüm. İkincisinde ama devamı artık gelecektir. Devamı gelecek çünkü kitap da olur aslında. Olmaz olur mu? Olur. Yani bizim mahalle farklı bir kültür. Mesela Erol Uçar'a çok yoğun işinden dolayı katılamadığını söylemişti. Sen de işinden dolayı katılamadın ama bu sefer farklı bir şey yapalım. Yani o mahalleden çıksak bile, o mahallede gitmesek bile, o mahallede yaşasak bile, şu anda o mahallenin kokusunu ben bazen gözümün önüne geliyor. Hayır, bizim orada bir köprü vardı ya, evet. Biliyorsun yani oturduğumuz çeşmenin tam karşısında. Çeşmenin tam karşısında. Taştan bir oturma alanı vardı. Orada toplanabiliriz veya aşağıda piknik yaptığımız o dere kenarındaki bir büyük yine bir kaya parçası vardı, taş. Evet. Onun üzerine kaldı battaniyeleri, ama örtüleri sererdik. İşte bilmiyorum inat. O kaldı mı kaya parçası? Ya zaten farklı bir duyguydu aslında. Evet. Ve ben bu organizasyonu yaptığımda birçok diğer mahalledeki kişiler, oradan bizi çağırmadın ama benim mahallede kalan kişiler de o. Caminin yukarısındaki kişilerden bahsetmiştik. Ki o 75'ten sonra açıldım. Açılmış bir sokak olarak geçiyor. Tabii ki sokağın ismi de şehir oranları sokaktı. Hala evet. Da farklı bir duygu aslında. Çok, çok. Yani oraya gidip de yani o zamanımız olsa o mahallenin dili olsa da konuşsa ve sık sık orayı anımsatak çok anılar var bizde. Mesela Emetullah ablanın yaptığı herseler, annenin yaptığı tatlılar, Sevim ablanın yaptığı çörekler, Suna Tip'in annesi Allah rahmet eylesin yaptığı ya. Bici dediğimiz. Pişi dediğimiz. Kete bizim, ve pişi onların hamur, doğunun. Yani biz yeri geldik, kültürü çok yaşadık. Bir doğu kültürünü yaşadık. Annemin tel kadayıfı, ceviz macunu. O ceviz macunu. Efsane. Yani nereye bakmayın bakalımız verildi. Ben şekeri çok sevdim insan ama şimdi yoktu herhalde şeker. O durum çok. Mesela Sevim Abba'nın parüzesi vardı mesela. Evet, evet. Ben o parüze kokusunu özledim hala daha. Mesela annenin gül bahçeleri vardı. Hala daha var. Hala daha var. Çok meraklı annem. Sonra bir çiçek istediğimiz zaman benim ablam kesip bize bir dal veriyordu. Tabii. O yıllarda. Farklı bir duygudu aslında. Tabii. Bunu yaşamamız için de şimdi fırsat doğdu. Çocuklarımıza, kültürümüze biz bunu öğretmemiz lazım. İşte biz nasıl büyüdük? Biz nasıl bu raddeye geldik? Kimlerle büyüdük? Kimler bizim yanımızda oldu? Kimler bizi büyüttü? Yani şunu söyleyeyim. Ailemizden fazla komşuları görürdük. Yani nenemizden, dedemizden, dayımızdan, halamızdan fazla. Yani sabah uyandın, yan komşunu görüyordun, diğer taraftaki diğer komşunu görüyordun. Yani ailemize, çocuklarımıza da bu kültürü yaşatmamız lazım. Bir aile gibiydik zaten orada. Şimdiki yani nesil farklı. Herkes birbirinin sofrasına oturuyordu çocukken, biliyorsun evet, yani. Yani hiç çekinmeden bir aile gibi. Mesela şeyi hiç unutuyor musun? Tip ailesine gelin gelecek. Tabii otobüslere binmiştik, hatırladın mı? Otobüslere gidip Ocağı abla ile Çiçek abla'ya otobüslere binip Moğolsa limana gitmiştik. Limana gitmiştik onları karşılamak. O yıllar farklıydı. Ben şimdi zaten oğlum şu an 9 yaşında. Bana soruyor, baba sen nasıl büyüdün? Soruyor çocuk merakla. İşte şu komşum oluyor. Bu komşum oluyor ki işte özellikle seni çok bahsedin kendisi. Fotoğraflardan görüyorum mesela.
İşte bu benim çocuk arkadaşım. E ne yapardınız baba diyor. Oyun oynardık. Çünkü apartman çocuğu oldu. O çocuk oynamayı bilmiyor. Yani biz yoğun bir şekilde. İşte bak o kötü bir şey. Ben hep mesela sözünü de kestim ama. Tabii ki. Eğitimde özellikle ilk öğretim yaşındaki çocukların o temel eğitimi alması gereken yaştaki çocukların artık ellerindeki işte laptoplar, tabletler, telefonlarla sosyalleşmelerini kısıtlıyorlar. Maalesef bir araya gelmiyor çocuklar, oyun oynayamıyorlar ki oyunlar korkunç zekayı da etkileyen, yani olumlu anlamda etkileyen hem ruhlarını, hem paylaşmayı, hem beraberliği, hem kazanmayı, hem kaybetmeyi, çünkü her oyunun bir daha fazla hırs yapıyordu. Şeyi vardı. Tabii ki günün sonunda çocuklar bu duygulardan çok yoksun kaldı. Çok maalesef. Çok. Yani mesela günün ben sonunda ne olacağını tam bilemiyorum artık. Hani çünkü biz okulda görüyoruz çocuklara seçmelere çağırırken eskiden mesela bir spor branşında seçme yapacağınıza neredeyse bütün okul gelirdi. Ne güzel. Şimdi arayıp sizin bulmanız lazım. Sen gel. Biraz nesil yani, tembelliğe odaklanıyor sanki. Gibi geldi bana, öyle geldi. Erkek çocukları biraz daha farklı. Mesela erkeklerin doğasında o futbol var ya. Futbol. Son yılda, dolayı, bir yılda futbol var. Ülkemizde futbol yok. İşte onu bak, o ayrı bir yara. Yani bundan hiç mutlu değilim, bu durumdan futbolun. Şimdi bizim köyün gençleri çoğu Yalova'da veya yani Bağcır'da. Yani bütün salon sporları maçları oynanıyor, futbol maçları oynanmıyor. Yani biraz Sayın tezat. Hasan Sert oldu, buradan çağrı yapalım en kısa. Ama sezon bitti artık. Sezon too bitti. Late. Ben şey geldi aklıma şimdi konuşurken, biz zaten aynı dönemde Emsal Ortaokul'a gideceğim. Emsal evet, da evet. Emsal bizi izliyor. Aysel Aktepe. Evet. Aklıma gelen birçok ismi söylüyorum burada. Tabii ki sizin o dönemde handball takımı vardı. Funda, Gülten, sen, Emsal. Handball değil. Voleybol takımı vardı. Aysel Aktepe'nin evde parti oluyordu. Doğum günü partisi. Ha, meşhur partisi. Mesela iki kaldı. Cevdet Aktepe'nin ablasından bahsediyorum. Aktepe ailesi. Şimdi Cevdet Bey hala da görüşüyor mu? Sık sık. Çocuklarımızla bir görüşüyor. Her zaman desteğim kendisi zaten. Zaten müziğe başlamışsınız. En büyük faktör da benim. Bunu evde söylerim. O yıllardaki Özel Zayıfoğullar falan, Kemal Kansoylar o yıllarda farklı doğum günü. Şimdi var mı öyle doğum günü partisi? Gerçi şimdi Covid'den dolayı yoktur da. Farklı bir nesildik bize aslında. Çok. Ya o dönemde yaşayacağımız duyguları bence doya doya yaşadık. Mesela şimdiki gençler televizyon açıp da yayıncı kuruluştan maç izlerdi. Biz zaten de maç izlerdik. Evet. Ve hiç unutmam, bizim evimde maç yaparken o günlük 4-3'lük Galatasaray maçı başı. Hasan Vezir'in radyodan dinleyerek. Yani heyecanlarımız çok güzeldi. Çok güzeldi ama şimdi o durumu bir daha arar mıyız? Ararız, çok ararız. Tabii ki. Ama gene senin istersen o taraf çekiyor. Anne babandan dolayı çekiyor ama. Çekmez mi? Ben uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Evet, Kuzguncuk'ta. Niye? Perihan ablanın çekildiği yerde. Perihan geldim abla, evine. Ekmek teknesi. Orada çok dizi çekildi. Çok güzel. Üsküdar'ın alt kısmı. Çengelköy'ün altı değil mi? Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Paşa Limanı, Üsküdar. Yani özlüyor musun hattı. Şimdi orayı özlüyor musun? Çok. Çünkü yani ben üniversiteyi, sen orada uzun yıllar orada kaldın. Orada kaldım, öğretmenlik yaptım, yüksek lisans yaptım. Bayağı uzun bir süre çalışma hayatım oldu ve çıktım İstanbul geldim artık. Özlem, ya. Yani korkunç bir özlem vardı artık. Yani bu kadar uzun süre nasıl kaldığıma da ben şaşıyorum açıkçası. Ama gibi bu hani, pandemi bittikten sonra direkt gidersin sen artık. Nereye? O İstanbul'u görmek. İşte en büyük lüksümüz olmuş zaten. Yani bu pandemi dolayısıyla neyi anladık? İnsanların lükslerinin ne kadar da hani yaşadığımız pandemi öncesi yaşadıklarımızın ne kadar bir lütuf olduğunu, ne kadar bizim için özel olduğunu anladık. Yani hep diyorlar aslında bu pandemi insanlara birçok şey öğretmiş olmalı. Hani insani yönünün daha üst seviyeye çıkması gerektiğini, yardımseverliğin, merhametin, bunun ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama hani yine bu Covid bittiğinde eskiye döner miyiz? Çünkü insanoğlu gerçekten hani bana göre
çok da eskisi gibi değil. Yani o merhametli, o vicdanlı kalbimiz kalmadı. Kötü olan da bu. Yani bir robot gibi yaşıyoruz. Duygusuz sanki. Sadece kendimizi düşünüyoruz. Evet. Bencil ve merkezci bir yaşam şekli. Halbuki ne takdir etmesini biliriz, ne tebrik etmesini biliriz. Tamamen duygularımız değişti. Yani hasetlik çok ciddi anlamda tırmanışa geçti, bilmiyorum. Aslında yani bir de kötü duygular. Sosyal medyanın, pandeminin etkisi insanın özüne dokundu yani. Şunu söyleyeceğim sana. Dokundu mu gerçekten? Çok dokundu. Bence bana göre çok dokundu. Çünkü şunu söyleyeyim. Hani bu dönemde evet gördük. Ben şöyle bir şey. Mesela biz yoğun bir insan çalışarak eve gidip yani 6-6.30'da evdesin. Çocukla görüştüğünüz 2 saatti en basiti. Ama şimdi pandeminin dolayısıyla çocukla ne yapabilirim? Yine gitti. Evet, o paylaşımlar arttı. Ve benim şimdi hep uhde kalan bateri çalmak, ne bileyim akordiyon alıp akordiyona müzik çalmak. Ya yani müzik bizim ruhumuzda var ister istemez. Bu arada demişken bunda Müslüm Gürses'i de buradan bir kez daha alalım. Bugün ölüm yıl dönümü. Ayrıca da Kıbrıs'ın duayının ismi. Merhaba dostlar. Hüseyin Kanatlı'yı da saygı ve rahmetle alıyorum buradan. Ustamı da bir kez daha. Söylerken gözlerimde olay. Ülkenize çalışma fırsatı bulduğum için Hüseyin Kanatlı'yla saygı ve rahmetle anıyorum kendisini. Kuzey Kıbrıs'ın gelmiş geçmiş en iyi sunucularından, en iyi magazincilerinden bir tanesi. Yani o dönem farklıydı. Yani biz bir ders çalışırken sosyal medyamız yoktu. Bizim Google'ımız ansiklopedilerdi. Evet. Şimdi o konuyu nereye bağlayacağım? Kitapta da işte magazin, oran diyor, bu magazini niye seçtin? Dedim ki ben 15-16 yaşındayken Mutlu Son Market vardı. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, Horoz Market'in olduğu yer. Evet, Horoz Market'in Aziz abinin olduğu yer. Arif Mutluson, Emine Mutluson. Ve ben her gün sabah, pazar günü sabah 6'da kalkıp yürüyerek gidip sabah gazetesi, Milliyet Gazetesi'ni eklerine alıp okumuş insan. Ya Emine abla dedik bana ayır mutlaka. Ve düşün, açılmadan gazetede duruyordu. Açılmadan, kapıyı açmadan kadın... Spor keserek bana, bana gazeteleri verirdi. Ben bu yüzden, amcamın da etkisi var, o da gazeteciydi aslında. Gazetecilik de yaptı ama bana magazin sevdiğim buydu. Şimdi bir haber bulacağımız zaman 2 dakikada Google'da ünlüler aslında sosyal medya bizim için çok iyi oldu. Neden? Çünkü... Sosyal medyayı zaten güzel kullanırsan olumlu etkilerini mutlaka görürsün. Sosyal medya yaşadığımız dünyanın gerçeği. Hani ama orada tüm duygularımızı paylaşıyoruz. Sevgili Çilem, eminim ki hayatında hedeflediğin yerleri istediğin bazı şeyler yaptın ama beni bir düşün. Ayşegül Aldinç hastası bir adam. Evet. Ayşegül Aldinç'ten imzalı kartpostal gelmiş. O yıllarda dergiden adresi bulup kendisine yollayıp imzalı kartpostallar gelmiş. Hala nereden tutuyorum ben onları. Düşün, yıllar sonra Ayşegül Aldinç Kıbrıs'a gelir. Sevgili İnci Parsa Özgür Gün'ün programına konuk olur. O akşam ben de oradayım. Şato Lambusa'da mı? Şato Lambusa'daki programda sevgili Özgür Gün'ün, İnci Özgür Gün'ün programına konuk olur. Ve bir yemeğe gidiyoruz ve bana diyor ki Ayşegül Hanım, ben seni tanıyorum, ben size kartpostal yolladım. Ve sen beni çok haber... Bunlar güzel, hayran olduğun sanatçılarla düşün ya. 90'lı yıllar aklıma getirdiğim zaman, 93'ten başlayarak Türk pop bizim patladığı yıllarda, Haluk Levent'in... Dünden tut birçok sanatçıyla Cem Karaca, Allah rahmet eylesin. Yıltan Tozak sayesinde çok kısa da görüştüm Cem Karaca'yla. Son konserde ben de vardım orada. Kamelot'ta ben de vardım. O an konserde. Evet. Yani hayran olduğumuz sanatçılar, hayran olduğumuz kişileri şu anda iç içe olmak, kardeş, abi kardeş gibi, Dünden'den bahsediyorum. Abi kardeş gibi olmak. Hayal ettiğim yerdeyim miyim? Değilim bence, aslında. Değilim. Değilim de. Yani düşündüğüm zaman... Elbet ya, ben bu kişiyle bir mutlaka görüşeceğim. Görüşeceğim yani. O 15-16 yılındaki çocukluk anılarımı anlatırken. Mutlaka bir günün birinde bu sanatçılar ben bunu tanışacağım. Göreceğim. Ve şöyle demiştim 2000 yılında bu yola çıkarken. Hiç unutmam. Yazdım, yazı da defterde durur. Halit Levent'e çok iyi kanka olacağım, bu bir. İkincisi, yok Kıbrıs beni Türkiye'ye tanıyacak dedim. Bu besteye çıkarken. Yeri geldi otostopla Monsa'ya gittim. Yeri geldi yağmurda Güzeyurt'a gittim.
maç gidip anlatıp tekrar gelip gece magazine çıkmak. Çok iyi hatırlıyorum ben. O yıllarda farklı bir duygu vardı aslında. Dijital ortamın olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Aynen. Bostancı İkaristan'a gidip maç anlatıp fotoğraf çekmek. Mustafa Öztürk fotoğrafları bekle tekrar gazeteye gelip gece hafta sonu magazine çık. Yani bir şekilde bir mekana, o dönemde Kıbrıs'ta çok mekan vardı. Şimdi daha çok var ama bir gece her şey unutmam 18 mekana gitmiştik. Sevgili Onur Ersoy'la birlikte. Evet. Yani şimdiki farklı gazeteciliği, biz yaşadık bunu. Bir çırak evet. gibi büyüdük aslında. Tabii. Hepsine saygım var. Hüseyin abinin de Mustafa Ersoy'a, Bilbay'a kadar, Ziya'ya kadar hepsine saygım var. Çünkü benden daha önce başlamış bu insanlar. Aynen. Hepsi, herkese saygım var. Mustafa abi benim ustam. Beraber çalıştık ilacı. Hüseyin abi zaten, Hüseyin Kanatlı. Farklı bir duygular var kendisi. Evet. Yani söyleyeceğim şudur. Diğer bu dönemde diğer ikinci gençlere söyleyeceğim şudur. Değer bilsinler. Karalamak olmaz. Karalamak bir yere kadardır. Gün gelir o karaladığın kişi muhtaç olur. Çocuklarımızı iyi eğitirsek emin ol kıymet bilirler. Yeter ki onlara o fırsatı verelim. Yeter ki onlara zaman ayıralım. Bak her şey çocuklarla ne kadar süre ayırdığınla ilgili. Ne kadar çok paylaşım yaptığınla ilgili. Onlarla ne kadar iletişim kurduğunla ilgili. Tabii ki. Emin ol kıymet bilirler. Tabii ki. Onu katılıyor musun? Mesela benim küçükken hayran olduğum Kemal Sunal'ı şu anda oğluma aşıladım. Evet. Neden? Çünkü ben Kemal Sunal'la büyüdüm. Kemal Sunal filmleriyle büyüdüm. Zeki Alasya, Metin Akpınar'ın filmleriyle büyümüş bir insanım. Kimle büyüdüm? Barış Manço'yla büyüdüm. Barış Manço şarkılarını dinliyor. Barış Manço şarkılarını söylüyor. Ben oğluma nasıl büyüdüysem o şekilde kültürümü unutmamak lazım. Şu portakal ağacı, şu limon ağacı, şu narinciye, şu fabrika, şu tarla, tarlada arpalar yetişiyor, şu gül, şu benim evim, şu benim komşum, şu benim evet. arkadaşım. Bunu aşılamak lazım. Aynen. Eline laptop verip de, eline bilgisayar verip de aman bana değerlerden, kişilerden de değeriz. Çünkü evet. biz köy çocuğuyuz, ister istemez. Tabii. Evet, peki gençler, artık bu, çok konuştuk bu arada. Bilmiyorum yani. Gençlere tavsiyem ne olması gerekir? Yani şimdi ekran karşısında bizi çok genç, anne babalar da izliyor, gençler de izliyor. Bu eğitim konusunda biraz konudan bahsedelim. Birazcık bu Covid'den dolayı tabii ki mağduriyet mutlaka oldu. Hı hı. Çocuklarda da, gençlerde de. Tabii ki biz eğitimciler olarak, sizler de veliler olarak bu açığı elimizden geldiğince kapatmaya gayret sarf ediyoruz. Maalesef böyle bir durum oldu. Kimse böyle bir Covid veya bir pandeminin olacağını hiç kimse beklemiyordu. O yüzden hani bundan sonrasına bakmak lazım. Yavaş yavaş da bitiyor zaten. Bundan sonra en azından bu bir farkındalık olmuş oldu sanırım gençlere. Hayatta her şeyin olabileceğini. Dolayısıyla daha çok çalışmaları gerektiğini, hedeflerini doğru koymalarını ve arzu ettikleri hedeflere ulaşabilmek için birçok özveride bulunmaları gerektiğini, sevgiyi hiç yüreklerinden eksiltmesinler. Ben en çok hayatta... Parantez açmak istiyorum. Senin çok yardımsever biri olduğunu duydum. Elinden geldiğince. Bostancı aşağı Bostancı muhtarı Fırat Arkın'ın paylaşımlarından çok yardımsever biri olduğunu duydum. Ya elimden gelince ben zaten karakter olarak böyleyim. Hani merhametli bir kalbim var. Bağışlayıcı, merhametli bir kalbim var. Kötülük. Benim de çok iyi niyetli bir kalbim var. Kötülük veya kötü niyet veya kötü düşünce eğer bana karşı böyle hissedenler varsa yapacak bir şey yok ama. Ya ben de çok iyilik yapmayı çok seviyorum. Katılırım sana. Çevremdeki birçok insana da iyilik yapmayı seviyorum. Ruhunuz ne kadar temizse karşılığında bu dünyada da onu görüyorsunuz. Biz de dürüstlük yani var aslında. Ben onu çok... Köy çocuğu olduğumuz için dürüstlüğün ne olduğunu, paylaşımın ne olduğunu ben biliyoruz. Ben onu çok şey yaptım. Şimdi sen kaldığın evde gidip komşundan kahve miktarı alabilir misin? Ben şu an oturduğum evde yine güzel bir mahallemiz var. Ha, güzel, şanslısın yani. Ve çok sık... Kimler var komşu tanıdığın piyasada var mı? Kim var mesela? Hatırlarsan... Dilara vardı. Güzellik yarışmasına katılmıştı. Dilara Ferit.
Ses sanatçısı, kumruk davranıyor. Onun annesi ve babası komşum. Bir ara evlendi biliyorsun ama çok sık geliyor yine mahallemize. Çok iyi bir ses Dilara bu arada. Çok iyi bir sesi var. Zaten grubu var. Ama çok iyi bir ses daha geliyor. Türkan Kürşat söyleyeyim sana bu arada. Türkan'ın sesi zaten yani, tartışılmaz. Yani eğitimine çok iyi gider. Çok da iyi bir ses sanatçısı olacak onun yani. Onun sesi tartışılmaz zaten. Başka kim var? Güzel de var. Melisa benim var. Çok güzel evet, var. Evet, kim var biliyor musun? Kim? Güzin Çağ'dan. Eczacı vardı ya, Güzin Eczanesi, eşi Hüseyin hocamız bizim İngilizce öğretmenimizdi Hüseyin Çağ'dan lisede. Evet, evet. Onlar da aynı mahalledeyiz. Komşularımız çok iyi. Çok, güzel. Çok iyi. Yani gerçekten. En azından o komşuluk. Hani biz o komşuluk şeyini mahallemizde gerçekten yaşıyoruz ve çok... Şanslısın o konuda. Evet, sessiz, sakin. O konuda şanssız zaten bir apartmanda kalıyoruz. Bizde üst komşumuz var, o hastane. Onun üstünde eniştem kalıyor, Yücel enişte ve muhterem teyze. Aile apartmanı yani üç, en üstteki alttaki bizi sağ olsunlar komşuluk anlamında. Yani dedin ya benim, işte kahvem bittiğinde gidip alabiliyor. Evet alabiliyorum. Çünkü şimdi şu an bir şey söyleyeyim. Her ikisi de muhterem teyze annem, Yücel özenli ailesi babamdır. Zaten o bölgenin insanı yaşıyordur. Çok da yıllarca kendisini futbolcuyla oynadı. Sarı Yücel derlerdi kendisine. Üçürn'de yıllarca futbol oynadı. İşte gelip o bölgenin havasını solan insanı bulup çok güzel bir olay. Evet. İşte benim hanımın ailesi zaten müthiş insanlarla dolu bir insan ailedir. O yüzden de şunu söyleyeyim. Şanslıyım o konuda. Harika. Şanslıyım. Mesela geçtiğimiz pazar markayı kapanırken bir şey istedim hemen anında yolladı bana. Tabii ki. O yüzden de komşucuğum. Bunlar olması gereken şeyler. Bunlar olması gereken bir şey. Yani bunlardan uzaklaşmamak lazım ve çocuklarımızı da bu şekilde eğitmemiz lazım. Umarım ekran karşısında bizi... Bizim için önemli bir kültür, önemli bir medeniyetti bu aslında. Yani biz o medeni ve medeniyetimizi ve kültürümüzü kaybetmememiz lazım. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. En azından bir pirohuyu, bir Kıbrıs kültürünü... Aynen, Neyim, aynen. Yani sadece yemek değil... Şeftali kebabını... Sadece yemek kültürünü... değil davranışlarımızla da... Evet. Bizim o kültürümüzü, medeniyetimizi korumamız lazım. Çünkü doğru biz insanları küçük gören bir kültürümüz yok. Biz nasıl anlatayım hani... Yardımsever. Kendimizi işte kaftanda gören bir kültürümüz yok. Bizim için insanlık her şeyden önemli. Bence öyle de olmalı. Öyle olması gerekir. Yani. Zaten bu sana pozitif olarak, geri döner. Yani aynen. Biz daha... Nesillerimize şunu anlatalım, çocuklarımıza zorlayacağı işi yapmamamız lazım. Mesela ben hep gazetecilik okumak istedim ama babamın durumundan dolayı açık söylemiyordu, okuyamadım. Dört kardeşi falan. Ama bak o mesleği dalı tuttum, o dalı çırpına sen, bir yere geldim. Sen alaylısın ama bu işi de hakkıyla yaptın ve yapıyorsun. Çünkü, yok ne yaptım, daha %50'sini yaptım. Yani çok böyle emekleyerek ve çok ciddi sıkıntılarla boğuşarak yani sen bu mesleğe... Başladın. Ama çok iyi bir şekilde. Yani daha %50'sini yapıyoruz. Daha iyi çok. İnşallah. Yani daha işte yok. Senin hedefini sen bilirsin. Yani neler yapacağın senin aklında. Var. Muyum? Çok. Benim de hedeflerim var. Yani mutlaka hepimizin bir hedefi var. Bir şey yapmak işte. Ona ulaşmak için. Peki. Artık da son 3-4 dakika. Baban müzisyen. Abin müzisyen. Senin böyle bir yeteneğin olduğunu biliyorum. Seste çok iyisin. Biliyorsun yani korodaydık. İlkokulda koroya seçtilerdi. Sesimiz güzelleri de Eren'e koydular. Ben de o fotoğrafsız ben seviyorum ama. Şarkı söylemeyi seviyorum, dans etmeyi seviyorum. Müzik enerjim bu anlamda çok. Zaten müzikle büyüdük. Yüksek. Yani müzikle büyüdük. Aynen. Peki babanla böyle bir küçük bir anı yapmak ister misin? Ya, stüdyoya girip birlikte bir şarkı söylemek. Çok isterim. Ve abin sen baban çok, falan. Ben çok istedim şarkıcı olmak. Ha. Tabii ama işte izin vermediler bana. Niye peki? Niye? Ama hayallerim daha büyüktü benim. Türkiye'de, İstanbul'da. Aşırı. Böyle iyi bir sanatçı olmak. Hep söylerim abim çok güler bana. Böyle çıktığımda sahneye diyorum mesela. İşte bir Sibel Can gibi, bir Sezen Aksu, böyle alkışların koptuğu. Peki tarzın böyle ne olurdu? Böyle hayallerim vardı. Tarzın ne olurdu? Arabesk, fantezi yoksa pop mu? Pop'a daha yakın olurdu herhalde, ne bileyim ama
Türk sanat müziğini çok seviyorum. Vallahi yani. Ben de müzik devam etsem. Yani, ben mesela şarkı söylediğimde gırtlağım birazcık daha Türk sanat müziği gibi. Söylüyorsun, devamlı söylüyorsun, duyuyorum. Söylerim yani. Duyuyorum bunu. Ben de müzik biraz daha yürüsem, yapsam yani rock sanatçısı olarak sahneye çıkmayı severim. Biliyorsun şeyde, Koloni'de, Misti'de çok böyle hani mikrofonu alıp çıkmışımdır. Evet, sen çıktım, de. Ben de çıktım. Korhan bizi ikerdi aslında, sahneye çıkardı Korhan. Sevgi Çiğnesen'ye renk kattım. Çok teşekkür ederim. Beni hep geçmişe 1980'den bugüne kadar getirdin. O mahalledeki duyguları yaşadım. Açık söyleyeyim, çocukluk yıllarımıza gittik. Kimi zaman ağladık, kimi zaman güldük. Ama en önemlisi birlik her zaman vardı. Gerçekten söylüyorum, o mahallenin insanı şu anda hepsi birbiriyle görüşmeye devam ediyor. Aynen. Gerek sosyal medya, gerek yüz yüze, nerede karşılaşsak. Zaten bizim çocukluk arkadaşı grubumuz var, WhatsApp evet. grubumuz. Biz devamlı iletişim halindeyiz yani. Gerek en ince mekanlarda birbirimizi görüyoruz. Bazen seninle kavga ediyoruz biliyorsun. Olsun. Meşhur kavgalarımız var, bak onlardan bahsetmedim. Tamam mı? Bazen böyle değişik kaprislerim var. Şimdi bir şey söyleyeyim, bu akşam başınızda Ankara'yı tabii ki başarılar diyoruz size bu arada. Bir şey söyleyeyim. Sonuçta bizim de yarın akşam Fenerbahçe maçı var. Şöyle bir durum var. Biz birbirimizi nerede görsek, eğlence mekanında bile, yanımızda işlerimiz olsa bile, yemin ederim o çocukluk duygusunu oturup birlikte bir şeyler içiyoruz, sohbet ediyoruz. O anlar arıyoruz. Önemli olan geçmişini unutmamak. Hiç kimse geçmişini unutmasın. Okan'ın dediği gibi geçmişini silemezsin. Ne kadar uzağa gitsen bile, ne kadar yukarı çıksan bile, Kaf Dağı'na çıksan bile geçmişini silemezsin. Çok teşekkür ediyorum. Yolda gelirken Kıraç'ın şarkısını dinliyordum. Ben de bir Kıraç hastası olarak. Evet. Yıllar sonra bir Hazan sabahında evet. diye o sözleri dinlediğimde gerçekten yani hani yıllar sonra da tamam mı? İnsan eğer güzel şeyler paylaştıysan hiçbir şey bitmez. Bitmez. Her şey baş eskisi gibi. Şimdi ne oldu biliyor musun? Funda Rock Crash programı oldu bu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Orhan'cığım. Ben teşekkür ederim. Sana sonsuz başarılar yürekten. Aynen. İnşallah. Ben de senin için diliyorum. En istediğin tüm yaşamınla ilgili bütün güzellikler diliyorum sana. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Bir kez daha. Seni gerçekten çok seviyorum, bunu biliyorsun. Biliyorum. Eşine de çocuğuna da çok güzel günler diliyorum. Ben de buradan sana tekrar çok teşekkür ederim. Tabii ki en büyük teşekkürü onlar benim için bir aile, Nadir ailesine. Asil Nadir ve Nur Nadir ailesine çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiği için, çünkü gerçek anlamda sevdiğim bir aile. Babadan gelen bir şeydir. Mutlaka. Babadan gelen bir. Bizde de aynı şey biliyorsun. Onu da anmadan yani söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili İrfan Nadir, babamlar müzik yaparken işte bunu unuttuk. Babamlar müzik yaparken İrfan, rahmetli İrfan Bey babama telefon açardı. Hadi buraya geliyorsunuz diye hemen grup toplanırdı. İrfan Nadir'in yanına gidilirdi. Onun istediği şarkılar söylerdi. Tabii onun dışında yine maçlarda çok, ben çok miniciktim. Evet. Birkaç kere maçlarda karşılaştık. O bölge çok destekli. Bütün takımlar. Çok gerçekten yani onun. Herkes onun ekmeğini yedi. O bölgede kalan herkes İrfan Nadir'in fabrikalarından ekmek yedi. Onun ekmeğini yemeyen herhalde yok. Yok, evet. Onun ekmeğini yemeyen yok. Benim de ilk evime giden teknik televizyon, eminim sen de aynısın, Bestel'dir. Reklam da attı programı. Çok seviyorum ben onu. Evet, çok teşekkür ediyorum renk kattın. Tekrar görüşmek üzere. Evet, bugün de biz aynen programı geçtik bile. Yarın efendim avukatımız Ayşe Sandal'la kumuş açacağımız konular var aslında. Güzel konular. Yarına kadar herkes kendine çok iyi davransın. Efendim hayatınızdan gülüş hiç eksik olmasın. Aşkta kalın, sevgi kalın, hoşça kalın. Bay bay.